Bakarsak 3. yılımız bu sene Golden League'de namalup finale çıktık. Finalde de Çek Cumhuriyeti'ne mağlup olduk. Gerçekten Çekler de iyi oynadı. Son anda kazanabilirdik, olmadı. Gereken mücadeleyi gösterdik ama olmadı. Bu voleybol bu yani, sporda bir takım mağlup olacak yani. Biz mağlup olduk, olmak istemiyorduk. Çok da üzüldü çocuklar ama ben onların hepsinin elinden geldiği kadar mücadele ettiğini gördüm. Bir de buradan kazandığımız puanlarla Golden League'den kazandığımız geçen yıllardaki şampiyonluklar ve bu sene kazandığımız puanlarla da Challenger'a gidiyoruz. Kore'de maçlarımız var. Şimdiki hedefimiz oradan Viyener'e çıkmak. Ya o Viyener'e çıkalım da Dünya Ligi'nde oynayalım yani. Çok da şey değil, üzülmedim desem olmaz. Üç kere üst üste Avrupa'da bir kupada şampiyon olup da tarihe geçmek başka bir şeydi. Olsun ama gereken her şeyi yaptı. Hem federasyon başkanımız da geldi sağ olsun. Bütün yönetim arkadaşlarımız da geldi. Yöneticiler de burada. Çok ilgilendiler bize. Olmadı ama hedeflerimiz bitmiyor. Challenger'dan Dünya Ligi'ne katılmak istiyoruz. Arkasından da Avrupa Şampiyonası elemesi var ve sonra Dünya Şampiyonası finalleri var. Bunlar içinde uzun vadeli bir çalışmaya tabi tutacağız çocuklarımızı ve orada başarılarımızı yükseltmek istiyoruz. Hedefler bitmedi. Yani dünyanın sonu değil, ikinci olduk diye bizi böyle sanki üzüntü. Yani düşünebiliyor musunuz? İkinci olduğumuzda üzülüyoruz pozisyondayız. Evvelden hiç böyle final falan görmüyorduk yani. Onun için de bu çocukların hakkını kimseye yedirtmem yani. Onların helal olsun. Yaptıkları her şeyin arkasındayım. Gereken şekilde mücadele ettiler. Dediğimiz gibi bir tatil devresi vereceğiz. Bir haftalık bir tatil yapacağız. Çok yoğun çünkü geçti tempomuz. Türkiye Ligi playoff maçları biter bitmez başladık. Hiç arasız maçlara geldik. Çocuklar da bir hafta 10 gün tatil hak ettiler. Ondan sonra Challenger çalışmaları için tekrardan kampa gireceğiz. Hocam siz özetlediniz ama takımın motivasyonu nasıl yani? İkincilik bir başarı, başarısızlık değil. Takımın genel motivasyonu nasıl? Önemli organizasyonlar var daha önümüzde. Evet. Çocuklarımızı şampiyon büyümeye, şampiyon yaşamaya alıştırdık da ikinciliğe biraz buruk karşıladılar yani. Yani bu çok yeni bir takım. Tabii birkaç tane de tecrübeli abiler var içinde ama bu çocukları daha bu Efe olsun, gelmeyen Efe Mandıracı olsun, Efe Bayram olsun, Bedran olsun, Mirza olsun, Adis olsun, hepsi ilk defa burada şampiyonluk gördüler. İkinciliği bir böyle şey aldılar, buruk karşıladılar. Olsun, bu da bir motivasyondur. Yetinmeyecekler. Biz de yetinmeyeceğiz. Daha yukarı çıkmak için ne gerekiyor, şey yapacağız. Hocam çok teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Öncelikle çok üzgünüz gerçekten. Çünkü çok iyi hazırlanmıştık. Grupta da çok iyi işler yaptık. Gönül isterdi ki burayla kupayla gelelim. Burada bir şenlik havası olsun. Ama yapamadık. Gerçekten çok üzgünüz. Çünkü çok güzel bir takıma sahibiz. Çok güzel bir jenerasyona sahibiz. Çok ümitliydik açıkçası. Fakat voleybol, spor, yapacak bir şey yok. Bazen böyle olabiliyor. Kazanmak da var, kaybetmek de. Önemli olan kayıplarımızdan ders çıkarmak. Sonuçta milli takım sezonumuz daha devam ediyor. Şu an kısa bir araya gireceğiz. Sonrasında kampımıza devam edeceğiz. Önümüzde Challenger Cup var. Sonrasında Dünya Şampiyonası var. Yoğun bir sezon, milli takım sezonu geçireceğiz. Şu anda da hatalarımızdan ders çıkarıp eksiklerimizi görmüş olduk bu turnuvayla. Önümüzdeki turnuvalarda da umarım bu hatalarımızı telafi ederiz. Yanlışlarımızın üzerine yoğunlaşır, hatalarımız üzerine, eksiklerimiz üzerine yoğunlaşır. Önümüzdeki turnuvada daha iyi işler çıkarırız. Dediğiniz gibi Çekya'ya karşı şeyimiz tutmadı. Gerçekten çok güçlü bir rakip. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda da iyi işler yaptılar. Gerçekten çok üzgünüz yani. Hani biz 3. şampiyonluğu getirmek istiyorduk. Güzel bir rekora doğru koşuyorduk. Herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Bu kadar.